Açıma oynasan Vataşıva Prince Vitesse ve hoş geldiniz dostlarım, bir anı Prince. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Fenerbahçe kariyer devam ediyor 7. bölümüyle. Neden şimdi bu bölüm böyle bu kadar geç geliyor? Normalinde hiç çekmeyecektim arkadaşlar. Çünkü demişim ben sizlere, bu seri sadece 500 beğeni de devam ediyor. Öyle kendimi garanti alasım vardı arkadaşlar. Son bölüm, 6. bölüm sadece 344 beğeni sayısı geldi o bölüm arkadaşlar, ne yazık ki. Ve ben de aslında bu seriye devam etmeyecektim. Ne diyeyim arkadaşlar ya. Şimdi çok bunu isteyenler de vardı aranızda yine de. Onları kırmamak için bu seriye şimdilik böyle devam edeceğim. İnşallah arkadaşlar, inşallah. Bu bölüm en azından 500 beğeni sayısı alır. Şöyle basayım. Rica ediyorum arkadaşlar, lütfen beni destekleyin, bu seriyi destekleyin. Bu seri Fenerbahçe kariyer şeyi büyük bir ihtimal FIFA 17'de de devam edecek. Bu kadar söyleyeyim, ben ne diyeyim ben size arkadaşlar ya. Gelmedi o istediğimiz beğeni, 500'e yetişemedik. Neyse, ben şimdi şu antrenör şeylerini bir alayım. Antrenman. Bir de Ziyech yapsın, okey. Şöyle zorunu seçiyoruz. Bunu şimdi tümünü simüle ediyoruz. Bakalım ne çıkacak ortaya. CC dribbling stop B yapmış. Ulan Ziyech. Ziyech de ne yazık ki gelmedi arkadaşlar. Heh, onun yerine bakın hemen ses onu deneyelim. Transfer. German Leds'i transfer etmeye çalışacağız. Burada yazmışım zaten. Sunderland takıma şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Transfer döneminde değiliz ama bunu mutlaka German Leds'i Fenerbahçe'ye getireceğiz arkadaşlar. Ziyech biliyorsunuz şeye transfer oldu. Ajax'a kendisi. Zamanı ilerletiyoruz. Bu arada kadroda Van Persie'nin numarasını falan değiştirdim. Onu 10 yaptım. Sonra Alper Potuk'u 7 yaptım falan arkadaşlar. Birkaç değişiklikler oldu. Okey. German Leds'e teşekkürler. Sen forması yeni giyen bu oyuncumuz ilgili teklifleri kapalıyız diyor ve vazgeçiyorlar. Ulan. Neyse, birazdan yine deneriz onu. O oynayan mutlaka getireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu gerçek maçı, bunu bir simüle edeceğim. Bunu simüle edesim arkadaşlar. Bu FIFA 16'da pardon, simüle şeyi baya güzel. PES'te mesela onu güzel hemen pat diye sonucu gösteriyorlar. Burada ama böyle neyse göstereyim de görün arkadaşlar. Sizler çoğunuz hepiniz biliyordur. Okey. İlerliyoruz. Şimdi 4. 5. dakika 6. çiftçi sarı kart yedi. Karabulut sakatlandı. Kahveci 1-0 öne geçti. Eyvah, Gençler Birliği arkadaşlar. Oo, 1-1 yaptık. Fanla 1 attık golü 34'te. Hadi oğlum. Bir gol daha. Olan 2-1 geriye düşüyoruz. Bir gol atın oğlum. Yenileceğiz. Ulan ilk maç simüle ediyorum. Bari 2 gel. O Potuk attı. Albert Potuk 85'te attı. 2-2 arkadaşlar. Berabere bitiyor. Ulan nerede siniliyorduk? Adam Albert Potuk 85'te attı Fenerbahçe 2-2. Gerçekte de çok lige çok kötü başladı Fenerbahçe. İlk maçı Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İkinci maç Kayserispor'a. Kayseri'ye karşı arkadaşlar 3-3 berabere kaldılar. Şimdi de bu hafta galiba Bursaspor'a karşı oynayacaklar kendi sahalarında. Yani zor bir maç. Ve arkadaşlar ilk maça gidiyoruz. Celtic'e karşı Avrupa Ligi'nde ikinci maçımız olacak. Bu maçı şöyle oynayalım. Yenmeliyiz arkadaşlar. Takım yönetimine geçiyorum. Ben bizim ilk 11'i bir kurayım. Sonra yine görüşürüz. Okey, ben kurdum bizim ilk 11'i. Şimdi şunu dünya klası yapıyoruz. Bunda kalsın ya. Dünya klası okey. Maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Maça doğru gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz arkadaşlar. İkinci maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe İskoçya temsilcisi Celtic'e karşı oynayacak arkadaşlar. Kendi sahamızda oynuyoruz. Ülker stadında. Ve ilk maçımız Molde karşı 1-1 beraber oynamıştık. Bu maçta tabloda geliyor bu arada. İlk 3 puanımızı elde etmek istiyor Fenerbahçe. İstiyoruz daha doğrusu. Oyuncularımız hazır. Bu arada bugün birazcık başım ağrıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani eğer birazcık tutuk, çok konuşamazsam ya da bir tuhaf şöyle yüz hareketleri falan yaparsam bilin ki nedeni ondandır. Yani başım ağrıyor biraz.
Ama arkadaşlar ne demişler? Cembelerden çıkmadıkça devam ediyoruz çekimlere. Sizleri videosuz bırakasım yok arkadaşlar. Şimdi birazdan bizim ilk 11 ekrana gelecek. Böyle olacak arkadaşlar. Kaptan Volkan Demirel. Forvet'e bakın Miroslav Stoch, Alper Potuk, Van Persie, Ziyech, Salih Uçan, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Noah Şatır, Keyers, Van de Vil ve kalede Volkan Demirel olacak. Handshake'ler yapılıyor. Haydi Fenerbahçe'm. The Rising Sun of Europe. Ne oluyordu o? Ne oluyordu o? Neyse, devam ediyoruz. Celtic'in ilk 11'i ekrana geliyor. Bakalım. Zor bir maç olacak. İnşallah, inşallah arkadaşlar. 3 puanla ayrılacağız. Neyse. Ben basıyorum. Ve zorlu mücadele başladı arkadaşlar. UEFA Avrupa Lig. İkinci grup maçımız. Celtic'e karşı oynuyoruz. Foul. Salih Uçan'a sarı kart mı çıkacak? Evet. 6. dakikada Salih Uçan'a sarı kart çıkıyor arkadaşlar. Burada Fenerbahçe 10 numaralı pozisyonda bir transfer etmedi. Alper Potu 10 numara pozisyonda düşünüyor. Diga Tokat arkadaşlar. Miroslav Stoch. O bayağı bir iyi geri dönüş yaptı. Ah burada Musa Sow'u unuttum arkadaşlar ama galiba bu oyunda yok Musa Sow. O da geri döndü Fenerbahçe'ye. Onu çok sevindim Fenerbahçe adına. Bu Musa Sow zaten her oynadığı Beşiktaş derbilerinde Beşiktaş'a bir gol atmıştır arkadaşlar. En azından bir gol. Yani Beşiktaş'ın korkulu rüyası Miroslav Stoch. Değil oğlum Musa Sow pardon. Şimdi kopu kaptık. Alper'i gönder. Alper geçti. Alper hadi oğlum. Alper Potuk. Alper Potuk'un şutu. Kaleci tutuyor inanılmaz. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Şimdi kapabilir miyiz? Kaptık. Miroslav Stoch. Stoch topu kaybediyor. Celtic defansı uzaklaştırdı. Ve taç Fenerbahçe'nin arkadaşlar. 18. dakikadayız. Hemen gönder Van Persie. Van Persie geçer mi? Robin Van Persie hayır. Defans uzaklaştırıyor. Taç Fenerbahçe'nin olacak. 22'deyiz. Van de Vil. Ziyech'i gördü. Şimdi Salih Uçan. Hadi oğlum şut dene. Salih Uçan'ın şutu az farklı dışarı çıkıyor. Fenerbahçe bastırıyor arkadaşlar. Bastırıyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Salih Uçan şutu ne yazık ki üstten dışarı çıkıyor. Dakika 24. Yine tehlikeli geldik Celtic kalesine. Eyvah Van de Vil geçirdi. McMullen gidiyor sol kanattan. Önü bomboş. McMullen ortası İsmail Köybaşı uzaklaştırdı. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Hakim Ziyech. Ulan avantaja bırak hakem ya. Hemen oynadık İsmail'e. Gönder Stoch'u. Şimdi Stoch. Stoch geçti. Miroslav Stoch. Hadi oğlum. Miroslav Stoch şut atıyor. Asfaltlaşır çıktı arkadaşlar. 32'de Stoch'la yine çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Bu son tekrarına bakıyoruz. Kaleye gitsek ol arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hakem gel bakalım spreyini çek. Şunu çok sevdim. Bu PES'te de yaptılar ama animasyonunu göstermiyorlar. Yani sadece hemen orada o spreyler oluyor. Neyse. Van Persie aslında uzak 35 metre. Deneyelim mi arkadaşlar? Van Persie geliyor. Van Persie kötü. Şu free kicklere ben biraz daha çalışayım en iyisi arkadaşlar. Eyvah derken çok kötü bir kontratak yedik. Roberts gidiyor, Roberts gidiyor. Mehmet yetiş. Mehmet yetişiyor. Mehmet Topal. Aman 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 aman. Korner. Korner. Çok kötü yakalandık arkadaşlar. Allah'tan Mehmet Topal yetişti. Şimdi geliyoruz. 37'deyiz. Korner. Mugri. Kaleci Volkan. Okey. Ben oynadık. Van Persie. Van Persie geçti. Van Persie hadi oğlum at. Van Persie. Robin Van Persie hayır atamadık yine. Van de Vil. Van de Vil güzel bir orta gelir mi? Van de Vil. Hadi oğlum. Ziyech hayır. Kaleci Gordon. Okey dikkat edelim. Şu şey, son şeylerde gol yemeyelim. Aman aman. Roman Neuchâtel araya gir. Roman. Stoch. Ulan ne yaptın? Janko ortası geliyor. Dikkat Simon.
Care uzaklaştırıyoruz. Şimdi Van Persie. Van Persie kaptı, kaptırdı. Ve hakem ilk yarıyı sona erdiriyor arkadaşlar. 0-0. Çok bastırdık. Çok gol pozisyonlarına girdik. Bayağı girdik yani. Ama ne yazık ki değerlendiremedik arkadaşlar. Diğer şeyleri de görüyoruz. Bakalım ilk yarı sonuçları. Bizim Türk takımlar Beşiktaş 1-0 önde Sturmgraz'a karşı. Trabzonspor Spurs Tottenham Hotspur'a karşı 1-0 yeniliyor. Maçın ikinci yarısına geçiyoruz. Haydi Fenerbahçe arkadaşlar, 3 puan gelmesi lazım bu maçla. Kendi sahamızda oynuyoruz. Süper, Simon Kjær dikkat etti. Mehmet Topal'ı gör. Gönder, çok güzel. Şimdi Stoch, ortada Van Persie var. Hadi Van Persie, Van Persie. Hayır. Son anda Celtic defansı araya giriyor. Şimdi onlar oyuncu değiştiriyor. 55'teyiz. Kimsiyeş korneri kullanıyor. Hadi Simon Kjær! Gol geldi. Hayır, Van Persie yaptı. Van Persie yaptı. Van Persie yaptı. Beklediğimiz o gol geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe 55'te 1-0'a geçiyor. Yes! 10 numaramız Van Persie, Robin Van Persie, Hollandalı yıldız arkadaşlar. Fenerbahçe'yi Celtic karşısında 1-0 öne geçiriyor. Gol tekrarına bakıyoruz. Hakim Ziyech'in ortası. Orada Simon Kjær'in ikisi atladı. Ama en son bakın Van Persie arkadaşlar böyle atıyor. Süper, 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Şimdi dikkat etmeliyiz. Çünkü kullanacağız. Hemen kısa oyna. İsmail Köybaşı. Stoch'u gördü. Van Persie olabilir. Van Persie kaleci tutuyor Gordon. Van Persie neredeyse kendisini ve takım ikinci gol atıyor arkadaşlar. Ama Gordon çok güzel bir kurtarışta bulundu. Pozisyon tekrarına bakıyoruz. Van Persie vurdu. Gordon güzel çıkarttı. Hakim Ziyech. 2'deyiz. Çok güzel. Ah. Oyuncu değiştiriyoruz arkadaşlar. Alper Potu çıkıyor. Emre Mor giriyor. Ve Miroslav Sok çıkıyor. Onun yerine de Volkan Şen arkadaşlar. İki oyuncu değiştiriyoruz. Ve maça devam ediyoruz. Mehmet Topal yapma adamım. Aman aman. Aman aman dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Allah'tan kötü vurdular. Gönder. Volkan Şen. Volkan. Ortası geliyor. Orada Van Persie yine bu sefer gol değil. Hakim Ziyech. Şimdi kaptık. Volkan Şen, hadi oğlum, hadi onu. İşte bu, işte bu. Volkan Şen öne düşüyor. Fenerbahçe 2-0 önde. Fenerbahçe Volkan Şen'le 2-0 öne geçiyor Celtic karşısında arkadaşlar. İlk 3 puan Avrupa Ligi'nde gelecek gibi gözüküyor. Bakın burada Salih Uçan orada bastırdı. Ve top Volkan öne düşüyor. Volkan Şen böyle golünü atıyor. 2-0 öndeyiz. 2-0 öndeyiz. Devam ediyoruz. Böyle puanımız 4'e çıkacak. Ve Celtic arkadaşlar çok önemli, 0 puanda kalıyor. Şimdi dikkat ama, dikkat. Volkan. Emre Mor. Hadi oğlum Emre. Emre gidiyor. Emre Mor, hızlısın sen. Emre. Emre. Ortanı yap. Ah Emre, biraz daha uzun oyna oğlum. Pres yapıyoruz. 90. dakikadayız arkadaşlar. 3 puan gelecek. Az kaldı. Hakem her an maçı bitirebilir. Şimdi Emre Mor. Emre. Emre geçti. Emre topu kaybediyor. Kaleci Mucan'a gitti. Hakem artık bitir. Şu 3 puan gelsin. Ama devam ediyor. Ya adamım, ona oynama be. Volkan pres. Aman aman. Aman aman. Roman Neuschatter geçti onu. Dikkat. Aman 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 aman. Gol yiyoruz. Eyvah.
Neyse, bir golla öndeyiz. Hakem bitir oğlum şu maçı ya. Kaç dakika uzattı? 90 artı 3'te mi ne geldi ya? Şimdi tutalım. Dikkat. Aman aman. Neyse arkadaşlar. İlk 3 puan Avrupa'da geliyor. Puanımız şimdi 4'e çıktı. Bakalım diğer şeyler ne yaptı? Van Persie ve Volkan Çin golüyle arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz Celtic'i. Okey, diğer maçlara... İyi bak, kaç tane maç varmışlar. Şöyle bir göz atayım. Molde şey bir... Ulan... Okey, şöyle bir göz atalım Avrupa Ligi'ne. A grubunda Schalke 0-4 önde. Hızlı geçelim bunları. Bakın biz arkadaşlar, Ajax, onlar 1-1 beraber kaldı Celtic'e karşı. Molde'ye karşı pardon. Biz avarajda ikinci sıradayız ama puanımız 4 Ajax'la aynı. Trabzonspor'da arkadaşlar bakın, burada gördüğünüz gibi ikinci sırada, onlar da bayağı iyi gidiyor. Diğer grupları hızlı geçiyoruz. Beşiktaş'ta lider arkadaşlar. Hangi grup bu ha? Tamam. Bir grup bu. L grubu. Tamam. Şu Şampiyonlar Ligi'nde kim var bizde? Galatasaray olması lazım. Galatasaray evet. Ne yazık ki bu zor, çok zor bir grup arkadaşlar. Bayern Münih, Monaco. Bir de Atletico Madrid orada 0 puanla sonuncu sıradalar ne yazık ki. Hala lideriz. Bakın burada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da madem. 6 maç oynadık. 14 puanla lideriz. Kasımpaşa 2. sırada. Onlar da bayağı iyi gidiyor. Galatasaray 3. sırada. Beşiktaş 7. sırada. Trabzonspor 8. sırada. Ve ligin en altında Akhisarspor. Akhisar Büyükşehir Belediyespor arkadaşlar. Mersin ve Eskişehir arkadaşlar. Bu o milli takım teknik direktörlük teklifi arkadaşlar. Ulan Macaristan'dan Türkiye zannettim be. Ben ulan ne yapayım Macaristan'da milli takım? Ben sadece... Hayır. Reddediyorum. Sadece Türkiye milli takımına gidelim arkadaşlar. German Lens olmadı yine. Şimdi ben birkaç maç simüle mi etsem? Simüle edelim arkadaşlar. Hadi gelin bu bölümde birazcık öyle olsun. Okey, Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Bu gerçekte de oynandı. Sportu Süper Lig ikinci haftasında. 3-3 berabere kalmıştı Fenerbahçe arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne olacak. Başlatıyoruz. Ve maç başladı. Hayır başlamadı. Şimdi başladı arkadaşlar. Haydi Fenerbahçe. Van de Ville 5 dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiyor. Mehmet Topal sarı kart 7-17'de. Maç devam ediyor arkadaşlar. 35. İlk yarı bitmek üzere. Okey süper. Bu arada Beşiktaş 1-0 önde. Aşağıda görüyorsunuz. 1-1 pardon. Oo ne oldu? 2-1 öne, 3-1 öne geçiyoruz. Ne çabuk yedik oğlum. Gollara bakın. Seri seri geldi. Nani de attı arkadaşlar. Nani 2 tane attı. 90 dakika ve 3-1 yeniyoruz. 3-1 yeniyoruz. Süper 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 arkadaşlar. Devam. Van de Ville, Nani, Nani. Ve... Oo iyi iyi iyi. Emre Mor BB yaptı. BB. Softu B yaptı. Diğerleri de fena değil. Salih Uçan birazcık kötü. O ofis bayağı bir doldu. Beşiktaş maçına geleceğiz. Arkadaşlar yine bir teklif geliyor. Yine milli takım teknik direktör teklifi geliyor. Bu sefer Kuzey İrlanda arkadaşlar. Dediğim gibi reddediyorum. Sadece Türkiye milli takımı ben, yani Türkiye milli takımı başına geçerim. Basın toplantısına katılalım. Beşiktaş'la ilgili yorum yapalım arkadaşlar. Tabii ki övüyoruz. Ve devam ediyoruz. Okey. Bunlar hepsi. Cemre için okey. Bakalım bu ne? Burada nasıl? Durumunu soralım yine şöyle. Okey. Sprint 86. Hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Zaten bunu ben biliyordum. Diğer şeyleri de bayağı iyi. Reaksiyon falan. Dengesi de iyi. Top kontrolü. Bayağı iyi arkadaşlar. Bunu mutlaka getireceğiz. German Lens'i bu bölümde deniyoruz ama Sunderland ne yazık ki istemiyor. İspanya bu güncellemelere bakasım yok benim şimdilik. Okey, eyvah Beşiktaş derbisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Beşiktaş taraftarıyım. Bu seri Fenerbahçeli izleyicilerime sunuyorum. Okey, sonra German Lens forma giyen. Okey, teklif kabul etmiyorlar arkadaşlar German Lens için. Bunu artık sanırım transfer döneminde deneyeceğiz yine. Bu bölümün son maçına geliyoruz. Beşiktaş'a karşı derbi arkadaşlar. Derbi var. Eyvah, ilk büyük derbi arkadaşlar. İlk büyük derbi. Ben hemen bizim ilk 11'i bir kurayım. Ayarları yapıyoruz. Dünya klasını seçiyoruz.
İlk 11'i kurdum ve maça doğru gidiyoruz. İlk büyük derbi arkadaşlar, Sporto Süper Lig Beşiktaş derbisi. Vodafone Arena'da olması gerek normalinde. Yani Vodafone Arena'da oynuyoruz. Vodafone Arena biraz küçülmüş. Beşiktaş'ın hani İnönü stadına andırıyor bu stat. Kaçıncı haftadayız? 8. haftada arkadaşlar. Galatasaray 2. sırada, puanlarımız aynı. Bakın görüyorsunuz. Beşiktaş sezona iyi başlamadı bu seride. Onlar mutlaka yenmesi lazım. Benim için şimdi birazcık zor. Çünkü ben biraz kendim Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi Kabert'te en zor maç arkadaşlar benim için. En çok gol atan takımlar biz. 21 tane gol atmışız arkadaşlar. Fenerbahçe. Tom Percy'yi görüyorsunuz. Atıf şey şu. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'i ekrana geliyor. Mario Gomez, eyvah eyvah. Kerim Fry, Sosa, Töre, Kavlak, Veli, yani Oğuzhan Özalı, Marcelo Aysi, tamam Tolga'da, Zengin kalede. Bizim ilk 11. Arkadaşlar şimdi ekrana geliyor Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kaptan Volkan Demirel yine. Forvet'te Atıf Şeşu oynayacak. Volkan Şen, Tom Percy, sonra Ziyech, Salih Uçan, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Roman Yoşar, Simon Kerr, Van de Wiel, böyle olacak. İsmail Köybaşı için de ilk defa şimdi burada eski takımla karşı oynayacak arkadaşlar. Beşiktaş'a karşı oynayacak. Gökberk Topaloğlu bu maçın hakemi olacak. Sporto Süper Lig 8. haftasındayız maça. Beşiktaş başlayacak. Hakem düdüğüyle her şeyler hazır ve derbi başlasın diyoruz ve süper derbi başladı arkadaşlar. İlk büyük derbimiz. Rakibimiz Beşiktaş. Deplasmanda oynuyoruz. Şimdi hemen bir ara pası. Sen de gönder. Hayır. Yetişemedi Tolga Zengin. Bu hata yapabilir. Dressbeck, Gökhan Töre. Hızlı oynuyorlar. Oğuzhan Özyakup. Mario Gomez. Gökhan Töre'yi gördü. Aman dikkat. Aman dikkat. Gökhan Töre hızlı bir oyuncu. İsmail Köybaşı yetişir mi? İsmail önünde orta geliyor. Volkan çift yumrukla korner uzaklaşırdı. Dakika 5. Beşiktaş korner kullanacak. Gökhan Töre top başında. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Van de Wiel uzaklaşırdı. Oğuzhan Özyakup. Dikkat ediyoruz. Mario Gomez yazanımıza girdiler. Dikkat ediyoruz. Mario Gomez. Aman aman. Ulan çok büyük bir hata attı. Şuradan Volkan Demirel. Çıkartın karambol var. Allah'tan. Çok tehlikeli geldi Beşiktaş. Beşiktaş çok bastırıyor. Bu maçın ilk dakikalarında. Şimdi sıçrayabilir miyiz? Kim Ziyech? Ziyech. Gönder Atıf Şeşu. Atıf Şeşu. Kötü bir çalım. Aman 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 dikkat. İsmail yetiş Gökhan'a. Gomez! Mario Gomez. Neredeyse gol oluyordu arkadaşlar. Dakika 19. Şimdi dikkat ediyoruz. 25'teyiz. Gökhan Töre bayağı bir gelmeye başlıyor. O kanatlardan orta geliyor. Dikkat Gomez. Çıkartın oğlum. Okey. Taş Beşiktaş'ın. Beşiktaş fena şekilde bastırıyor arkadaşlar. Okey, daha henüz bir kere kalelerine gelemedim Beşiktaş'ın. Van de Wiel. Ziyech. Beşiktaş oynatmıyor beni. Şimdi Ziyech. Gönder Van Persie'yi. Hadi oğlum Van Persie. Kapar mı? Kaptı. Taş bizim. 33'teyiz. Van de Wiel. Ah, hatalı pas. Hızlı pas verimine geçmedi ya. Aa, Veli Kavlak. Ortası Simon Kerr. Gomez! Anam anam arkadaşlar. Ulan ilk yarı sadece Beşiktaş oynuyor valla. Şimdi hadi oğlum. Önümüz boş. Volkan. Sen daha hızlısın. Mehmet Topal geriden oyna. Şimdi Van de Wiel şut olabilir. Van de Wiel'in şutu. Hayır. 42'deyiz. 0-0. Derbide
Henüz gol yok. Gönder. Şimdi Volkan. Volkan beklemeliyim. Hadi. Hadi oğlum. Salih uçan şut atıyor. İkinci şey Allah'ım. İlk defa tehlikeli geldik arkadaşlar. Neredeyse gol atıyorduk. Fadla bir şöyle Fenerbahçe seyircilerini. Ah offside'miş o da zaten. Neyse devam. Biraz da yok çok ofansif. Neyse. İkinci yarı daha ofansif oynamalıyız arkadaşlar. Ben Nani'yi getirmeliyim. Normalinde onu oynatasım yok ama Nani sizde olmuyor arkadaşlar. Atıf şey şu. İlk yarı iyi oynamadı. Onun yerine şimdi Nani geliyor arkadaşlar. Ve maç devam ediyor. İkinci yarıdayız. Derbide henüz gol yok. Beşiktaş ilk yarı çok bastırdı. Şimdi Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakup, Andreas Beck. Aman aman dikkat. Şu Gökhan Töre çok geçti ilk yarı oradan. Gönder. Hakim Siyeş. Hakim geçemiyor. Eyvah. Mario Gomez'in önüne düştü. Penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. Hakem penaltı veriyor arkadaşlar. Yandık. Gomez burada. Aman hadi Volkan oğlum. Mario Gomez. Gomez geliyor. Gomez. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor arkadaşlar derbide. Mario Gomez atıyor. Mario Gomez penaltıdan Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Doğru köşeye atladım ama çok iyi çaktı Gomez. Bakın. Yapacak bir şey yok. Okey. Şimdi daha ofansif yapmalıyım. Ya bizim oyuncular iyi oynamıyor arkadaşlar. Top koşmuyorlar topa. Şimdi Kerim Fry. Simon Kjær araya girdi. Hadi oğlum. Zaman uçup gidiyor arkadaşlar. Oooo, Ricardo Quaresma arkadaşlar. O da maça girmiş, biz oyuncu değiştirmeliyiz. Devam ediyoruz, 70 dakikada oyuncu değiştireceğiz. Volkan çıkıyor, Alper Putuk giriyor. Bir de Salih Uçan'ı Ziyech'le yer değiştirdik. Hadi oğlum, Hakim Ziyech bir şeyler yap oğlum. Ah, geçmiyor, bu Ziyech çok kötü. Salih, gönder Nani'yi. Nani'nin ortası kötü. Kötü kötü kötü. Bu derbiyi kaybedeceğiz arkadaşlar. Ya. ...2-0 oldu. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Necip attı galiba, evet. Ulan şu oyunda bir defans yapamıyorsun kendisi. Kuvarecim'a geçti. Necip böyle attı. Şimdi. Hayır, tamam. 85'te gol yedik. 2-0 oldu. Şimdi full atak arkadaşlar. Ya hep ya hiç. Ben Musa Sow'u yine unuttum. Hadi ya Allah. Şimdi arkası bomboş tabii ki. Kapabilir miyiz? Uzun geliyor top. Yetiş ona İsmail. Yetiş. Yetişemiyor. Roman süper. Gönder. Van Persie. Emenike, Van de Wiel. Ne biçim pas veriyor ya. Ulan yeniliyoruz derbiyi. İlk büyük derbi Beşiktaş'a karşı 2-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Elinden geleni yaptığım olmadı. Mario Gomez ve Necip
kötü oldu şimdi. Kötü oldu. İlerliyoruz. Günün adamı... Hayır, en iyi reytingi de Fan Persi almış. 6.6. Trabzon'da yenilmiş. Osman Sorgenç'e biri beraber kalmış arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geliyoruz şimdi. 7. bölümün arkadaşlar. Beşiktaş maçını ne yazık ki kaybettik. Derbi maçını arkadaşlar. İlk büyük. Beşiktaş çok güçlü oynadı. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi sakın azaltmayın ki mahsustan yenildim artık. Gerçekten elimden geleni uğraştım ama Beşiktaş daha iyi oynadı benden. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi başım da ağrıyor bugün. 500 beğeni getirirsek bu seri devam edecek. Gelmezse artık, yani 500 beğeni gelirse devam ediyor ve hızlı gelir bölümler. Eğer 500 beğeni ulaşamazsak artık biraz daha uzar bu arkadaşlar. Ya da hiç gelmez, bilmiyorum, bakacağım. FIFA 17'yi bekliyorum zaten. Neyse arkadaşlar, oldu. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki şeye galiba şöyle bir bakalım takvime. Avrupa Ligi'nde başlayacağız. Evet, Ajax'a karşı arkadaşlar. O gruptaki liderlik pozisyonuna geçebileceğiz mi? Bunu göreceksiniz. Ve diğer maçlara da bilmiyorum, Kasımpaşa simüle eder miyim? Neyse arkadaşlar, benim kafam bayağı bir şişti şimdi. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyorsunuz dediğim gibi. Beni destekleyin, kanalımı destekleyin. Bu seriyi destekleyin. Son bölüm dediğim gibi 344 beğenimle geldi sadece. Ondan uzun zaman bu seri devam etmemişti. Çok isteyenler olduğu için onları kıramadım ve bu seri devam ettim yine de arkadaşlar. Yani 500 beğeni arkadaşlar. Bu serinin devam etmesi için 500 beğeni gelmesi gerek. Sizleri seviyorum. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Çuk.